Cemal Arıcı. Tamam, sorabilirsiniz. Hazır mı Cemal Arıcı? Bir dakikaya hazır. Peki bir şey soracağım. Yani Cemal Arıcı da dursun. Arıcı vardı burada ya. Onun oğlu. Şimdi ben hala Bakkal Mehmet'ten şüpheleniyorum. Bu bir şüphe. Muhtar Ercan'ın özellikle yani senden bu kadar çok şüpheleniyorsa. Bu öğretmen bana mesaj yazmadan mı? Ben bu kadar şüpheleniyorum. Git savcıya şeyini anlat diyen ben değilim. Kadeye Öğretmen verdi. bana atmamış. Yasin bana mesaj atmamış. Ona atmış. Kendisi öğrensin önce onları. Çıksın bana açıklasın, Muhtar Ercan'ın açıklasın. sen de alıp veremediğine. Bilmiyorum ki. Sen biliyor musun Ümmü? Yok Didem Ben Hanım. buraya gelmeden bir hafta önce oturduk. Mezarlığın orada konuştum. Ne konuştunuz? Dedim ki savcılığa gideceğiz, şu dosyaları alacağız. Tamam gideyin ağam dedi. Beraber gidip alacağız dedi. Tamam. Gidelim ağam alalım dedi. O arada zaten vakit geçtiydi biliyor musun? Yarına kalsın Ne dedi. kadar sohbet ettiniz? Kaç dakika? Nereden baksam herhalde bir yarım saat, bir saat durdum orada. Başka ne konuştunuz? Ya Muhtar. bilmiyorum yani buraya geleceğimi söyledim işte. Dedim ki orada yani çocuğu tanıyan kim varsa dedi, iki kişi yazdırın dediler buradan. Ben de dedim ki bak sen zaten bu olayın içindesin dedim. Birini seni yazdıracağım. Birini de Ali'yi yazdıracağım. Yani o anda onları tanıyan bilen kişi oynardı. Sizi yazdıracağım dedim. Şimdi de döndürüyor. Diyor ki işte beni yazdıracak, bana güvenecek insan git orada benim hakkımda konuşuyor. Ben konuşurum. Niye konuşurum biliyor musun? Biz senin de yayın yapıyor. Senin hakkında da konuşuyoruz. Onun hakkında da Aynen. konuşuyoruz. Sen bunların cevabını veremiyorsan mutlaka sende bir sıkıntı var. Çık adam gibi de ki ben bunları böyle böyle diye konuştum diye Şimdi bu açıkla. muhtar Ercan Özkan mıydı soy ismi? Özkan. Ercan Özkan muhtar. Köyde herkesin işi güvenerek oy verdiği bir adam. Şimdi muhtar Ercan normalde gelip ya da orada yayına katılıp bildiği her şeyi anlatması lazım. Ne zaman ki bu çocuğun benden olabileceğini siz düşünüyorsunuz, aklınıza böyle bir şey gelebilir ya da bu kıyafetlerle ilgili olarak bundan ne bulabilirsiniz diye bizim sormadığımız soruları Muhtar Ercan sesli sorular sormaya başladı bir dakika. Ve biz ne zaman Bakkal Mehmet'le ilgili iddiaları dile getirmeye başladık, Muhtar Ercan kendisini kilitledi. Sonra dedi ki, ben açıklıyorum meseleyi Muhtar Ercan'la ilgili olarak. Sonra dedi ki, siz de hep dedi Yavuz'dan yana yayın yapıyorsunuz. Biz bütün iddiaları Hayır, bugün ben konuşuyoruz. de yanaydınız. Geçen gün de senin aleyhine yayın yaptık. Ya daha doğrusu anlamaya çalıştık seninle ilgili. Biz her türlü Yasin'in başına kim ne getirdiyse, Ümmü de bir şey getirdiyse, Yavuz da bir şey getirdiyse, Muhtar Ercan da bir şey getirdiyse ve Bakkal Mehmet oğlu da getirdiyse biz bütün olasılıkları soruyoruz, şey yapıyoruz. Sonra Muhtar Ercan dedi ki siz bu röportajları hele bir yayınlayın. Söz veriyorum bak Mert'sen sözünde duruyorsan tamam mı? Sözünde durmanı bekliyorum ben senin Mert'çe Muhtar Ercan. Sen bir ekibime dedin ya ben o röportajları yayınlayın söz veriyorum kameraların karşısına geçeceğim her soruya yanıt vereceğim dedim. Dedin daha doğrusu. Niye kaçıyorsun şimdi? En son kaçma gerekçesi de şu. Özür dilerim kaçıyorsun. Sorulardan kaçıyorsun. En son da yok efendim JITEM gelmiş olayı işte araştırıyormuş. Herkesin Ben namusuna edili JITEM uzatılıyormuş. demiş O ki yüzden. ona JASA özür dilerim JASA JITEM nereden çıktı ya? Kafam ayı faili meçhullere gitti. Ama Yasin'in faili meçhul gibi bir şey Tabii inşallah canım, olmaz faili meçhul. yani. JASAT köye geldi ve işte bizim konuşmamamızı bize tembihledi. Köyde, kocaman köyde herkes konuşuyor bak şakır şakır Niye beni konuşuyor. aramıyorlar, Cemal sormuyorlar? Arıcı'yı birazdan göreceğiz. Herkes şakır 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 konuşuyor da jandarma sana mı bir konuşma dedi? Jandarma böyle bir şey Bana niye söylemez. söylemiyor Demez Didem Hanım? Söylemesin. Söylemez. Onun işi değil ki. Hayır, bana niye söylemiyor hocam? Hayır, öyle bir şey Jandarma demiş ki söylemez. sakın sen demiş muhtar hiç konuşma. Yayınlara da katılma. Ondan sonra biz sonuçta bu yayınları yani jandarmaya da yardımcı olmak için Tabii yapıyoruz. birçok Asıl şeyi yük bizden onların omuzunda. öğrendiler burada Didem Hanım yani. Yok bizim de onlardan Tabii öğrendiklerimiz öğrendiğimiz oldu. şeyler oluyor ama Ama biz burada birçok şeyi de biz burada ya dile getirdik yani. televizyonun da bir gücü var, istihbarat geliyor vesaire. Yani koca televizyondan bahsediyoruz. Milyonlar izliyor. Şu anda yayın inanılmaz. Bütün Türkiye bu meseleye kilitlendiği için herkes bu arada bugün de yorumlarınızı bekliyorum. İnanılmaz güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. O sizin kafanızdaki soru işaretlerinden de yararlanıyoruz. Bize de yol gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim sevgili izleyicilerimize, vazgeçme izleyicilerine. Sen neden kaçıyorsun Muhtar Ercan? Acaba neden kaçıyor olabilirsin? Ben birazdan bunu da bilmiyorum. Kafamda seninle ben deli sorular var kafamda seninle ilgili. Ama Var. seninle ilgili de var. Ben herkesten şüpheleniyorum ama özellikle bakkaldan ve muhtarın neden böyle davranması benim bir numara şüphelisi benim için. Şimdi seni orada gören Cemal Arıcı da var. Acaba Cemal Arıcı gerçekten Yavuz'u 17'de köye geldiğinde gördü mü?
yoksa saatlerimi karıştırıyor. Cemal Aracı merhabalar. Duyuyor musunuz? Bir kulaklık mı yok Cemal Bey'de arkadaşlar? Yayını duyamıyor. Evet, şu anda yayını duymuyor. Madem ya arkadaşlar bunu bir check edip kontrol edip öyle alsanıza kurban olayım ya. Sonra da diyorlar ki kamera arkasında çalışan arkadaşlara kızıyorsunuz. Benim kamera arkasında çalışan arkadaşlara ama bu yayına yansıyorsa, izleyicilerin rahatsız oluyorsa ben de kızıyorum. Ya bir check edin ya. Allah'ım ya. Didem abla şey var bir de. 17'de köye gelmiş. Tamam mı? 17.30 gibi de sen oralarda Yasin arıyormuşsun. 6.30'da. 17.30'da. Dedim mi? Her şeyimi koyacağım oraya. Dur bakalım. Ha. Cemal İnşaat bizi duyarsa. Şey var. Seni görmesi lazım. Demek ki o inşaatın başında beni gören insan var. Hatta telefon açmaya kalkmış. Tamam mı? Beni malla köye girerken gören insan var. Telefon açacakmışmış sonradan vazgeçmiş. Cemal Aracı duyuyor mu arkadaşlar beni? Cemal Bey. 11. test yapmışlar. Tamam maşallah. Cemal duyuyor musun Cemal? Duyuyorum Didem. Süper, şükürler olsun. Kusura bakma az önce duyamadık seni. Cemal sen Yavuz'u nerede, kaçta gördün? Ablacığım, Yavuz abimi ben gördüğüm saat 5-5.30. Dost sayesinde evine giderken hayvanlarla. Gördün mü? 5-5.30 duyuyor ama. Evine giderken evet, diyor bak. Malla doğru geldi. Top sahasında diyor. Top sahası öyle mi dedi? Heh, ses mala eve diyor. Giriyorum. Malların başında mı gördün? Evet ablacığım, daha zaten hayvanlarla otladık. Gelirken 5-5.30 civarı, çünkü 4 saati tarımdaydım. Kendi hayvanlarımla uğraşıyordum. Yavuz abi 5-5.30'da evine hayvanlarla geçti. Doğru söylüyor. 5-5.30'da. Önce gördüm diye kişiler yalan söylüyor. Sen Yavuz'un kızını ne zaman gördün? Yavuz'un kızını ben Şubra'dan geldiğim saati hatırlamıyorum. 16.00 dediniz yani. Doğrudur. Şimdi bak diyorsun doğrudur. Ki 16 sıralarında eve geldiğimde Yavuz Şahin'in kızı olan Makbule Şahin'le benim çocuklarım oyun oynuyorlardı. Bunu Makbule evet. Çok hatırlamıyor tamam. Ama ben de hayvanları sağmaya gittim diyorsun. 4-4.30'da hayvanları... O ifaden doğru dedim. 4'te, ben ifadeni okuyayım de. Bak ifadeni okuyayım ben senin. 4 sıralarında eve geliyorsun. Hayvanları tamam. Sağmaya gidiyorsun. Ne kadar, kaç tane hayvanın var Cemal? O zaman da 3 tane hayvan sağabildim. 3 tane sağdın. Çocukları ve Yasin Şahin'i görmedim. Anons geldiği zaman benim çocuklarım yanıma gelerek Yasin Şahin'in kaybolduğunu söylediler. Aynen. Ne kadar aynen. Bir zaman geçti bu arada? Tabii hayvanları sağmışsın, anonstan bahsetmişsin ama bu zaman aralarını tam söylememişsin. Ablacığım, ben bir soru söyleyeyim. Yavuz abi geçmekte geçtiğinde benim hayvanlarda ses çok kötü ya. Hayvanlar sağır yapıyor. Alalım. Yani bu ifadesinde verdiği zaman aralığının aslında işte Yasin sen... Doğru ama. Çünkü girişi ben zaten söylüyorum bak 5'te falan girişi, girdim burada diyorum. Girişi demiyor ama. Ben diyor çocukları diyor 3 tane hayvanı sağmış. 4, 3 tane hayvanı kaçta sağar ki? En fazla yarım saattir yani. Yarım saat. Yarım saatte sağar o. Bende çift geçiyor. Makine var bak. Aynı ben çift makineyle sağarım. Çifttir aynı. Anonslar diyor zaman geçtikten sonra benim çocuklarım diyor yanıma gelerek diyor şey Yasin Şahin'in kaybolduğunu söylediler. Aradan 2 saat mi geçiyor? Hayır 2 saat geçmez. Ben ne diyorum dedim abla bak 6'yı 10 geçe filan şeyden yani 6'da filan kesin şeyden çıkmışımdır. Mal sağımdan çıkmışımdır. Sen ben. O zaman bayağı aramışsın Yasin'i köyde. Daha muhtarı aramadın muhtarın dediği saatte. Evim önlerini gibi. Aradım hocam. Ön çünkü o muhtar ne diyordu? 19.48'de mi? 54'te tamam. Mi? Neydi? Siz Yavuz'dan şüpheleniyorsunuz. Benim... Neden şu bir sorar tamam, mısınız? Neden söyleyeyim. Ben ona söyleyeyim. Kendisine de söyledim daha önceden. Tabii, şimdi söyleyeyim. Benim anlamadığım bir şey var Yavuz'da. Saat 14 yani 2 öğleden sonra 2 ile 17 arasında 3 saatin bizde kayıp. Sana geçenlerde bir soru sordum. Dedim ki annen seni o gün aradı mı telefonla dedim. Hatırlıyor musun? Annem aramaz. Şimdi bak Yavuz neden? Aynen her şeyi dakikası çünkü. Saniyesini hatırlayan bir adamsın. Aynen. Günü gününe hep aynı şeyleri anlatıyorsun. O günü iyi hatırlıyorum hocam. O gün öğleden sonra saat 2'den sonra telefon görüşmesi yaptın mı? Yaptım. Kimle yaptın? Bak bunları iyi söyle kayıtlara geçsin diye soruyorum. Tahtarlı eniştemle yaptım. Ondan sonra tahtarlı eniştem zaten günde 5-10 kere arayan bir tamam, insan. Tamam başka? Bayram Çatlar'la yaptım. Tamam. Ama annemle yapmadım. Yapmadım biliyorum. Yapmadım. Başka yok yani değil mi? Bilmiyorum belki neden de vardır hocam. Neden soruyorsunuz Orhan Bey onları? Ama hatırladığım şimdi benim... aynı Bakkal Mehmet'te olduğu eniştem gibi... Eniştem vardır. Bakkal Mehmet'te olduğu gibi şimdi onun da senelerinde değişiklik var mı bakıyoruz. Bakılacak yani. Hı.
Orada zaten Yavuz'un dağda hareket edip etmediğini anlayacağız. Ben şimdi Yavuz'a direkt çocukla ilgili, hani benim bu tamamen beni bağlayan bir şey. Ben söyleyeceğim, bu da bir senaryo olarak söylemek istiyorum. Hı hı. Bence o evde sen çocuğa bir zarar vermedin bak. Ama Ümmü'den de çok o anlamda şeyim yok. Fakat annenin böyle bir agresif yapısı var annenin, benim gördüğüm kadarıyla Akil Hanım'ın. Belki o çocuğa istemeden böyle bir itti, vurdu, bir yere düşürdü. Belki seni aradı, ondan sonra gel dedi. Baktınız ki çocuk eks olmuş, yani ölmüş. Apar topar annenin cezaevine gitme durumu var. Belki çekindin. Benim bir ihtimal yani. Tamam, anladım hocam. Çekindiniz, o anda o çocuğu götürüp bir yere bence atmış olabilirsin. Bu Didem Hanım'ın bir numaralı senaryosundan sonraki ikinci senaryo olarak ben bunu düşünüyorum. Birinci şüphelim de Bakkal Mehmet bu arada. Bunu da söyleyeyim. Tamam yani. Hocam. Ama Yavuz seninle ilgili de, mesela o kan olayı var ya Didem Hanım, taştaki kan. Yavuz'un ısrarla dedik, o incelendi mi bilmiyorum onu. Benim elimin burasına fotoğrafını bak, daha çektiler. Ha, bilmiyorum. Belki de çektiler. O kan, bak belki de o kan çocuğa ait. Hayır. Bilmiyoruz ki. Belki gitti kafayı vurdu orada çocuğa. Senden dediler. Çok şey yaptılar bak, ne diyorum, hocam onu. Eğer ki bak bir dakika. Eğer ki annem olsa o şekilde acırsam şuradan kalkmayayım hocam. O konuda eminim yani, acımayacağına eminim ama şuradan böyle bir yani. Atılmış bir adım olup da sonradan geriye dönüşü olmamış olabilir. Yapmam mi hocam? Ümmü mesela dün çok ilginç bir şey daha söyledi. Dedi ya, rüyamda böyle böyle gördüm. Bu da sana niye böyle bir şey söyledi? Saçmalıyor. Mesela? Saçmalıyor. Emin ol, saçmalıyor. Hocam Yavuz bu şeyi netleştirmeden, o bazılarını netleştirmeden kafamda o ikinci soru işareti tamam olarak hocam. Varsın yani. Bak tamam, doğru. Ben de dedim bak. Ben kendimi atmadım. Hiç kimseye bağlamayan kendi şahsi düşüncem. Çünkü bu olayın bu kısmı açık Didem Hanım. Ama şöyle ne yapar, bir şey yapalım, yaşam, kapatamayız. Yavuz, senin kaç tane hayvanın vardı?